Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Yunan basını Makedonya'dan büyük meydan okuma. Türkiye'den silah sistemleri satın alacağız. Yunan basını Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin açıklamalarından sonra hem önceki hükümetin hem de şimdiki hükümetin Üsküp'ün Yunanistan'ın iyi müttefiki olduğu fikri resmen çöktü ifadelerini kullandı. Türkiye-Makedonya ilişkilerini değerlendiren Pendarovski Ülkesinin kuruluşundan bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek, Üsküp'te Türkiye'den çok sayıda insanımız var. Türkiye'de de Üsküplü çok insanımız var. Ekonomimize ivme kazandırdık diyebilirim dedi. Penderowski, istatistikler Türkiye'nin ilk 10 yatırımcı listesinde 6. sırada yer aldığını gösteriyor. Bu da Türkiye'nin ülkenin en önemli yatırımcılarından biri olduğu anlamına geliyor dedi. 1999'da NATO üyeliğine aday olduk ve Türkiye belki de en güçlü destekçimizdi ifadesini kullanan Penderowski, Zor kararlar alıp Yunanistan ile zorlu anlaşmalar yaptıktan sonra sonunda ittifaka katılmayı başardık. Şimdi buradayız, resmen müttefikiz dedi. Makedonya'nın NATO'ya katılmadan önce asker ve subayların Türk askeri akademilerinde eğitildiğini hatırlatan Penderoski, şimdi Türkiye'den silah sistemleri almak için iyi bir fırsatımız var ifadelerini kullandı. Öte yandan ana muhalefetteki Makedon devrimci örgütü, Makedonya Ulusal Demokratik Birliği Başkan Yardımcısı Alexander Nikoloski, 4 yıllık bir aradan sonra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne döndü. Makedonya'yı Avrupa'nın en büyük Parlamenterler Meclisi'nde temsil etmekten büyük onur duyarak yeniden "Strazburg'tayım" diyen Nikoloski, "Geçmişte olduğu gibi burada Makedonya'nın ulusal çıkarları ve Yunanistan, Arnavutluk ve Bulgaristan'daki Makedonların insan haklarının korunması için savaşacağımı duyuruyorum." dedi. Bulgar politikacılara hitaben şunları söyledi: Onlara tek bir sözüm var. O da şu. Kim olduğumuzu biliyoruz. Makedonuz. Hangi dili konuştuğumuzu biliyoruz. Makedonca konuşuyoruz. Mirasımızı ve tarihimizi biliyoruz ve bütün Avrupa bizim kim olduğumuzu ve ne olduğumuzu biliyor ve verdikleri kararın sonuçlarından utanacaklar ifadelerini kullandı. Bulgaristan'ın Makedonların kökeninin Bulgar olduğu ve Makedoncanın Bulgarcaya ait bir lehçe olduğu yönündeki talepleri protesto edilmişti. Seçime giden Moldova'dan olay Türkiye açıklaması Erken parlamento seçimlerine hazırlanan Moldova'dan Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Aurelio Cicho, Başbakan ya da Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik ulusal çıkarı Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmektir. İnanın hiçbir siyasetçi ve Moldova Cumhuriyeti bu stratejik ortaklığa soru işareti koymayacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova'yı ziyaret ettiğini anımsatan Çiçoy, bu ziyarette her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizmasını hayata geçiren bildiriye imza attıklarına dikkati çekti. Çiçoy, Moldova'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana görüldüğü üzere Türkiye, Moldova için kesinlikle güvenilir bir ortaktır. Ülkem bu yıl bağımsızlığının 30. yılını kutlamaktadır ifadesini kullandı. Çiçoy, 11 Temmuz'da yapacağımız erken genel seçimlerin ardından bu stratejik ortaklığın her iki tarafın da menfaatini olacak şekilde daha da sağlam, faydacı ve daha gelişmiş olmasını bekliyoruz diye konuştu. ABD'li komutandan F-35 itirafı, Türkiye kararı kurallara aykırı. ABD'nin siyasi askeri işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, emekli Tu General Mark Kimmint, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde S-400, F-35, ABD'nin SDG, PKK, YPG'ye desteği gibi birçok mesele nedeniyle gerilimin yaşandığına işaret ederek, ancak Brüksel'de NATO zirvesi sırasında bir araya gelen Erdoğan ile Biden'ın bu konular üzerinde birlikte çalışmaya istekli olduklarını duyurduklarını belirtti. ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Türkiye'yi savaş uçaklarını tehlikeye atacağını savunarak F-35 programından çıkardığını hatırlatan Kimmit, Türkiye'nin iki ülke arasında bir itiraf olmadığını defalarca dile getirdiğini, bu konuyu araştırmak için bir komisyon kurulması önerdiğini, ayrıca F-35'lerle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ve programdan çıkarılmasının kurallara aykırı olduğunu söyledi. Mark Kimmel, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG PKK'ya desteğine Türkiye'nin uzun süredir itiraz ettiğini, ABD'ye diğer terör örgütleriyle mücadele etmek için bir başka terör örgütünü kullanmanın anlamsız olduğunu ilettiğini de vurguladı. The Times: Macaristan Avrupa İmparatorluğu ile savaşmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ABD ile eşit düzeyde demokrasinin kalesi imajını korumaya devam ediyor. Ancak bugün Birliğe üye olan ülkeler bile bu bloğa üyeliğin bedelini kendi bağımsızlıklarıyla ödediklerini düşünmeye başladılar. İngiliz The Times gazetesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sadece Brüksel'i eleştirmekle kalmadığını, aynı zamanda yakın gelecekte Avrupa İmparatorluğu'nun destekçileriyle şiddetli bir mücadele öngördüğünü yazdı. 2010 yılından bu yana parlamentoda büyük çoğunlukla ülkenin lideri olan Viktor Orban, göçmen karşıtı ve otoriter politikaları nedeniyle Avrupa Komisyonu ile defalarca çatıştı denilen haberde, Macaristan Başbakanı'nın Brüksel'in bir Avrupa Birliği İmparatorluğu kurmaya çalıştığı ve hoşlanmadığı seçilmiş hükümetleri cezalandırdığını söylediği hatırlatıldı. AB sadece Budapest'te de değil, Doğu Avrupa'nın birçok ülkesinde eleştiriliyor. Polonya, Brüksel'i kendi bağımsızlığına tecavüz etmekle suçluyor. Macaristan'da Brüksel'de sık sık hoşnutsuzluk kaynağı oluşturuyor. Bu ülke Rusya ile aktif olarak işbirliği yapıyor. Avrupa Birliği'nin göç politikasını kabul etmeyi reddediyor. Bardağı taşıran son damla ise Macar hükümetinin LGBT'ye karşı hoşgörülü olmadığı iddiasıydı. Macaristan'da küçükler arasında eşcinselliğin teşvik edilmesini yasaklayan bir yasa tasarısına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Budapeşte'nin potansiyel hukuk devleti ihlallerine ilişkin soruşturma talimatı verdi. Brüksel, Böyle bir yasanın ortak değerlerin eksikliğini göstereceğine inanıyor. Ancak Orban, bağımsız bir politikaya böylesi bir tecavüzün düpedüz bir diktatörlük olduğunu söyledi. Macaristan Başbakanı, Von der Leyen ve Avrupa kurumlarını emperyalist koşulları bağımsız devletlere dayatmaya çalışmakla suçladı. Orban, Brüksel hoşlanmadıkları demokratik olarak seçilmiş hükümetleri cezalandırmaya alışkın. Bu kaçınılmaz olarak demokrasinin gerilemesine yol açacaktır dedi. LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı AB içinde bir bölünmenin olgunlaştığının bir başka teyidi. Şimdiye kadar AB ülkeleri arasındaki çatışma kontrol altına alındı. Ancak Macaristan ve Polonya'nın seçim yapmak zorunda kalacağı an gelecek. Bu birliğin üyesi olarak kalmak ya da Brüksel'in ulusal çıkarlara aykırı emirlerine uymadan bağımsız bir politika izlemek. Bangladeş dünyaya duyurdu. Türkiye'den teslim aldık. Yeniden Asya girişimi aracılığıyla 2021-2022 dönemi için yaklaşık 4,5 milyar dolar askeri bütçe ayıran Bangladeş ile Türkiye arasında ilişkiler savunma alanında da güçleniyor. 2021'de Türkiye'den yaklaşık 60 milyon dolar değerinde silah ithal eden Bangladeş, Türkiye'nin en çok silah ihracatı yaptığı 4. ülke konumunda. Bangladeş savunma teknolojisinin raporlarına göre Türkiye'nin önde gelen silah üreticilerinden Roketsan, 300 kilometre menzile sahip TRG-300 kaplan füze sisteminin ilk partisini bu ay Bangladeş'e teslim etti. Savunma uzmanı emekli orgeneral Şakavat Hüseyin, Bangladeş hükümetinin Türkiye'den füze tedarik etmeyi ve uçak üretimi için ortaklaşa girişimde bulunmayı planladığını belirtti. Şahangir Nagar Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Şahap Enam Han da Türkiye ve Bangladeş'in doğuştan dost olduklarını ve stratejik ilişkilere sahip olmaları gerektiğini söyledi. Han, Türk savunma sanayisinde meydana gelen yeniliklerin bu alanda askeri teçhizatlarını çeşitlendirmeyi planlayan Bangladeş için faydalı olabileceğini belirtti. Bangladeş ordusunun medya birimi hizmetler arası halkla ilişkiler direktörü Yarbay Abdullah İbn Zayed ise Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetleri yetkilileri ve savunma sanayi başkanı İsmail Demir ile yapılan görüşmelerde eğitim, gemi inşası ve siber güvenlik alanlarında karşılıklı işbirliğinin artırılması gibi konuların ele alındığını söyledi. Bangladeş'ten bir heyetin iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve ticari ilişkileri 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarmak amacıyla önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Yunanistan Mali'ye özel kuvvetler göndermeye hazırlanıyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kararları dışında Afrika'daki Barkhane askeri operasyonlara katılımı konusunda konuştu. Ülkemizin bu harekata katılması ve nihai karar Milli Güvenlik Kurulu'nun onayına bağlı olacaktır diyen Yunan Bakan bu durumda bölgedeki herhangi bir istikrarsızlaştırmanın AB'nin daha geniş jeopolitik ortamını, deniz güvenliğini etkilemekte ve coğrafi konumu göz önüne alındığında ülkemizi doğrudan etkileyerek Avrupa'da göç akışlarına neden olmakta. Buna ek olarak ülkemizin bu operasyona olası bir ulusal katkısının bariz siyasi faydaları var. Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk zorluklarını destekleme niyetini ifade ettiği Fransa ile stratejik ilişkimizi güçlendirecektir. Ayrıca Yunan Silahlı Kuvvetleri personelinin şirketlerde konuşlandırılmasının da önemli operasyonel deneyim sağlaması bekleniyor dedi. Öte yandan Fransız ordusu tarafından yapılan açıklamada Barkeyn operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerlerine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada saldırıda 6 Fransız askeri ve 4 vatandaşın yaralandığı belirtildi. İsrail İHA'ları vuracak lazer silahını test etti. İsrail ordusu, insansız hava araçlarına vurabilen havadan havaya lazer silahını başarıyla test ettiğini duyurdu. Önümüzdeki yıllarda daha büyük ölçüde kullanılması planlanan teknolojinin, kısa menzilli roketler için geliştirilen hava savunma sistemi Demir Kubbeyi tamamlayacağı kaydedildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, İHA'lara ve diğer uçan hedefleri vurmak için geliştirilen silahın prototipinin 2025 yılına kadar hazır olmasını umduklarını açıkladı. İsrail Savunma Bakanlığı'nın Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Yaniv Rotem, savunma şirketi Elbit Sistem ile geliştirilen prototipin sivil bir uçağa monte edildiğini ve Akdeniz üzerinde yakın zamanda yapılan bir testte birkaç insansız hava aracının başarıyla düşürüldüğünü söyledi. Rotem, gazetecilere verdiği demeçte havadan gelen tehditleri engelleme ve yok etme yeteneği çığır açıcı olduğunu belirterek İsrail'in bu tür yetenekleri kullanan ilk ülkeler arasında olduğunu kaydetti. Pakistan Genel Kurmay Başkanı, Azerbaycan ile bölgesel ortaklık istiyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni iki günlük resmi ziyarette bulunan Pakistan Genel Kurmay Başkanı, General Kamar Cevat Bajwa, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Savunma Bakanı General Zakir Hasanov'u ziyaret etti. Yayınlanan bir basın açıklamasında görüşmeler sırasında, karşılıklı çıkar konuları Afgan barış sürecindeki son gelişmeler de dahil olmak üzere, bölgesel güvenlik durumu ve çeşitli alanlarda ikili savunma ve güvenlik işbirliği tartışıldı denildi. Genel Kurmay Başkanı Bajwa, Pakistan ve Azerbaycan'ın zengin kültürel, dini ve tarihi yakınlıklara dayanan ortak değerleri paylaştığını ve tüm forumlarda karşılıklı yarar ve gelişmiş işbirliği için muazzam jeostratejik potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bajwa ayrıca Pakistan ordusunun iki ülke arasındaki ikili askeri işbirliğini ve bölgesel ortaklığı daha da geliştirme arzusunu dile getirdi. Aliyev ve Hasanov, Pakistan'ın tüm uluslararası forumlarda Azerbaycan'a verdiği destek için Bajwa'ya teşekkür etti. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.